Bugün Borsa İstanbul tarafında rally ile kapatan bir piyasa var. Özellikle yurt içi varlıklarda, TL varlıklarda kazançları konuşacağız. Ahlaç Yatırım Hazine Müdür Yardımcısı Sayın Arda Coşar bizimle. Hoş geldiniz Arda Bey. Hoş bulduk. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Bu hafta Borsa İstanbul tarafında hep 100 binin üzerinde kapanışlar ama özellikle dün akşamki telefon görüşmesi sonrası bugünkü haber akışı sabah Başkan Erdoğan'ın giderken verdiği mesajlarla da birlikte bankacılık öncülüğünde 103 binin üzerinde kapanan bir Borsa İstanbul tarafı var. Nasıl okumak lazım? Şöyle okumak lazım. İki tane sebebi var. Bir tanesi yurt dışı kaynaklı. Yurt dışı kaynaklı olan ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri bir yere kadar getirildi. Her ne kadar anlaşma ertelense de bugün de Çin tarafından gelen açıklamalar anlaşmanın olacağı yönünde. Yani karşılıklı olarak tarifleri kaldırma konusunda bir takım anlaşmalara varılmış durumda. Sadece yeri ve zamanı belli değil anlaşmanın. Bu bir kere yurt dışı borsalara yaklaşık bir haftadan bu yana sert alımlar getiriyor, rally yapıyor. Yani ABD borsaları rekor kırdı, Avrupa borsaları rekor kırdı. Bu da tabii Borsa İstanbul'u olumlu olarak etkiliyor. İkinci önemli öde yurt içi etkili. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD'ye olan ziyareti netleşti. O kısmı ziyaret var. Bu da içeride risk iştahını ayrıca arttırdı ve Türk lirası varlıklarında, yurt içi varlıklarda pozitif ayrışma gördük bu sebepten dolayı. Yanı sıra bilanço sezonundan geçiyoruz. Bilançolara baktığımız zaman da banka olsun, reel sektör olsun genel manasıyla beklentiden iyi geldiğini görüyoruz bilançoların. Bu üç faktör bir araya geldiği için zaten Borsa İstanbul üst kontrolü bir borsa. Hani çarpanlar olsun, endeksin dolar bazındaki değeri olsun zaten üst kontrolü borsa. Bu etkenlerle beraber Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir hareket gördük. 100 bin seviyesi psikolojik bir dirençti. Orası aşıldı. Bugüne sert bir şekilde aşıldı. Yukarı yönlü trend devam ediyor Borsa İstanbul tarafında. Hani şu anda 105 bin direnci söz konusu. Ara ara geri çekilmeler olsa da 101.500 seviyesine doğru önümüzdeki günler 105 bin hedefli hareketler önümüzdeki günlerde görmemiz olası diye düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonrası için aslında biraz daha 105 bin bandı herhalde evet, ilk olarak hedef. Evet, ilk etapta bir 105 bin seviyesi görülmesi olası. Orası yukarı doğru açılsa 107 bin, 109 bin gibi seviyeler söz konusu olabilir. Aşağıda da 100 bin seviyesi psikolojik destek olarak duruyor. Çoklu endeksleri de bir görelim. Borsa İstanbul tarafı çünkü bugün bankacılık tarafı öncülüğünde yukarı yönlü hareketini devam ettirdi ve bu 103.544'lük kapanışta aslında bankacılık endeksinin de etkili olduğunu görüyoruz. Evet, sadece Denizbank tarafında negatif bir hareket var. Onun kendi içinde ayrı bir hikayesi var ama önemli ağırlı olan hisseler Garanti tarafı %3'e yakın yükselişte kapattı. İş Bankası tarafı yine aynı şekilde. Halkbank %2'nin üzerinde yükselişte. İkinci sayfada lütfen İrem, teşekkürler. Vakıfbank'a bakalım. Evet, Vakıfbank da %3'ün üzerinde bir yükselişte. Yine başka bir hissede Yapı Kredi tarafında da %3'e yakın yükselişler var. Önemli. Özellikle bundan sonraki süreçte aslında söylediğiniz nokta iskontolu olması ve gidebilecek seviyeler noktası bankacılık açısından daha büyük önem taşıyor. Yani Borsa İstanbul'un hani eskiden ağırlığının yarısı bankaydı. Şu anda yarısından biraz azı banka. Ama baktığımız zaman sektörel bazda en yüksek ağırlık yine bankacılık sektöründe. Dolayısıyla bankacılık sektöründeki hareket veya bankacılık sektöründe yine haberler veya bilançolar Borsa İstanbul'u yukarı doğru etkiliyor. Bugün gördüğümüz gerçi genel bir hareket. Bütün sektörle yayılmış bir hareketti ama hani bankacılık sektörünün betası yüksek olduğu için Borsa İstanbul yukarı giderken bankalar daha fazla yukarı gidiyor. Onun etkilerini görüyoruz. Yani baktığımız zaman piyasaya gelen olarak bankalarda da hatta betalı ve çarpanlı olarak daha yüksek seviyede hareket şahit oluyoruz şu an. Peki şimdi TL varlıkları da konuşalım. Özellikle 5.73 seviyesine kadar gerileyen bir dolar TL var. Cuma günü gece saatlerinde gelen Fitch raporu sonrası bu hafta değerlenen bir dolar TL gördük. Enflasyon tarafı beklendiği gibi %8 dolaylarında bir enflasyon geldi. Son olarak da içeride Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyaretiydi. Bugün gelen önemli haber akışlarında bu 5.72-5.76 bandını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bandın devam edeceğini düşünüyorum. Ne çok fazla aşağı çekecek bir veri söz konusu ne de fazla yukarı doğru fırlatacak bir veri söz konusu. Baktığımız zaman enflasyon verisi şu ana kadar yani en yakın gelen majör veri olarak beklentiye paralel veya beklentiden biraz daha düşük denilebilecek bir veriydi ama beklentiye oldukça paralelli. Bu kapsamda bir hareket gördük. İkincisi Fitch'in açıklamaları, hani not değiştirmedi ama görünümü değiştirdi ve olumlu açıklamalar yaptı. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretinin netleşmesi de olumluydu. Yani baktığımız zaman 5.77'den 5.76'dan 5.73'lere 72'ye kadar bir hareket gördük. Yalnız baktığımız zaman 5.70 bandı aşağı doğru kırılmıyor. Önümüzde günlerde hem
uluslararası haber akışından hem de yurt içi haber akışına bağlı olarak ziyaret önemli olabilir. 13 Kasım günkü ve ertesi günkü haberler önemli olabilir. 5.70'in aşağısına doğru bir hareket görürsek bir miktar daha aşağı doğru hareket görmemiz olası. Ama şu an itibariyle 5.70'in üzerinde kalmış gibi gözüküyor. Yani 5.70-5.77 bandı dolar TL'ye devam etti söylenebilir. Bir önemli gündem maddemiz tabii büyüme. Baktığımızda bu süreçte özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar atabileceği adımları ve gelecek yıl için belirlenen %5'lik büyüme hedefini konuşuyoruz. EBRD tarafından bir revizyon var. Özellikle bundan sonraki süreçte birebir gelen uluslararası kuruluşlardan bu revizyonla birlikte son açıklama EBRD'den geldi. EBRD de Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Uluslararası finans kuruluşları Türkiye'nin güçlenen ekonomik istikrarına kayıtsız kalamadı. Uluslararası Para Fonu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Birliği Türkiye ekonomisindeki toparlanmaya dikkat çekti, büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. En büyük revize Avrupa Birliği'nden geldi. Birlik Türkiye'nin büyüme tahminini 2 puan birden yükseltti. Birliğin sonbahar ekonomik tahminler raporuna göre Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasıla tahmini %2,3 daralmadan %0,3 büyümeye revize edildi. 2020 yılı için büyüme tahmini %3,1, 2021 yılı için de %3,5 olarak açıklandı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da küresel ekonomi zayıflarken gelişmekte olan Avrupa'da ekonomik büyüme hızı azalıyor isimli raporunda Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini 0,8 puan artırdı. Raporda Türkiye ekonomisinin kredi büyümesindeki destek, mali teşvik ve artan tüketici güveninin etkisiyle iyileşme kaydettiği vurgulandı. Türkiye'nin 2020'de yeniden ekonomik büyümeye dönmesini bekliyoruz ifadelerine yer verildi. 2020 için büyüme tahmini %2,5 seviyesinde sabit bırakıldı. IMF'de Avrupa Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisindeki iyileşmeye dikkat çekti. İthalatta gerileme ve cari dengede keskin bir iyileşme olduğuna vurgu yapıldı. Genişlemeci mali politikalar ve kamu bankaları öncülüğünde devam eden kredi genişlemesiyle büyümenin devam ettiği belirtildi. 2019'da büyümenin binde 2, 2020'de %3 olacağı vurgulanırken enflasyon tahmininin de 1,8 puan aşağı çekildiği ifade edildi. Raporda yapılan revizyonların yılın ilk yarısında beklenenden daha iyi sonuçlar alınmasından kaynaklandığına dikkat çekildi. Evet, bir son dakika gelişmesi var. Hemen onu da söyleyelim. Ardından faizi konuşacağız. 13 Kasım Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyaretiyle ilgili açıklama var Erdoğan'dan. İkili ilişkileri ele alacağız ve genel sorunları konuşacağız dedi. Dün özellikle telefon görüşmesi sonrası, bugün de yapılan açıklamalara da baktığımızda ikili ilişkileri koparamayız. En iyi olduğumuz zamanlarda, en kötü olduğumuz zamanlarda bile bu ilişkileri kopma noktasına getiremeyiz açıklamasını yapmıştı Sayın Erdoğan. Son olarak gelen açıklamada da bölgesel konuları ve ikili ilişkileri ele alacağız mesajı var. Şimdi ardı ardına revizyonlar geliyor zaten son birkaç aydır ama ağırlıklı burada büyüme beklentisiyle ilgili özellikle enflasyonun geri çekilmesi, faizin aşağı gelmesi, dolayısıyla Türkiye'nin gelecek dönem %5'lik büyüme beklentisi noktasında bu sürecin düşük faiz ortamının, düşük enflasyonu nasıl etki edeceğine dair beklentiler neler? Merkez Bankası yıl sonunda ne yapar? Şimdi Merkez Bankası'ndan başlarsak eğer enflasyon görünümü Merkez Bankası açısından daha önceki raporlarına göre daha olumlu geldi son toplantısında. Yani baktığımız zaman gıda fiyatlarındaki ılımlı seyir, Türk lirasının stabil seyretmesi, yani değer kaybına uğramaması, yani özellikle geçtiğimiz senesel bir değer kaybı olmaması. Yanı sıra baz etkisinden dolayı işte enflasyonun %8'lere kadar gerilerini gördük Ekim ayı itibariyle. Kasım ve Aralık aylarında muhtemelen enflasyon ters baz etkisiyle beraber bir miktar yükselip %12 gibi bir seviyelerde muhtemelen yılı kapatacaktır. Merkez Bankası'na bakınca şu anki Merkez Bankası'nın haftalık fonlama faiziyle yani beklenen yıl sonu enflasyon oranı arasında yani yaklaşık 2,5 kadar bir fark söz konusu. Bu da Merkez Bankası'nın sınırlı bir miktarda Aralık ayı için faiz indirme açısından yer sağlıyor. Yani Aralık ayında Merkez Bankası eskisi kadar değil de en azından sınırlı miktarda faiz indirime gitmesi söz konusu olabilir. Büyüme tarafına bakınca da hani birinci ve ikinci çeyrekler küçüldük. Üçüncü çeyrek itibariyle yatay bir büyüme söz konusu. Yani yatay veya yatay pozitif bir seyir söz konusu büyüme konusunda.
Yalnız dördüncü çeyrek itibariyle büyümeye geçeceğiz. Muhtemelen sıfır yakın veya bir miktar negatif olabilir. Böyle bir büyümeyle yıl sonunu tamamlayabiliriz. Baktığımız zaman IMF, Fitch olsun, en sonunda Avrupa Bankası olsun, büyüme beklentilerini yukarı doğru revize etti Türkiye'de. Korkulduğu kadar bir küçülme yok. Yani en azından küçülme beklentilerini revize etti. Yukarı doğru revize etti diyebilirim. Beklentilerini daha iyi hale getirdi. 2020 itibariyle tekrardan büyümeye başlamamız, yıllık bazda hem çeyreklik hem yıllık bazda büyümeye başlamamız yüksek bir ihtimal. Tabii %5'lik hedef şu an, daha şu anki verilere göre bakarsak iddialı olduğunu söylemek mümkün. Ama kesin olan bir şey var ki 2019 son çeyrek itibariyle büyümeye başlıyoruz. 2020 yılı boyunca da büyümeye devam edeceğiz. Pozitif büyüme rakamları evet. Da yakın diyorsunuz. Şimdi içeriği konuştuk. Dışarıda en önemli gündem maddemiz Amerika ile Çin arasında ticaret müzakerelerinde gelen olumlu mesajlardı bugün. ABD vadelilerde bir rally hareketi görüyoruz. Zaten hafta başından bu yana rekor seviyeler var ama gelen açıklamalar önemli. Her iki tarafta tarifeleri kademeli olarak kaldıracaklarını söyledi. Bundan sonraki süreçte ticaret savaşlarında daha olumlu mesajlar var. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri tarifeleri iptal ediyor. Ticaret anlaşması için yer arayışında olan dünyanın iki büyük ekonomik gücü mevcut tarifelerin farklı fazlarda iptal edilmesi konusunda anlaştı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre birinci faz için yaptırımlara konu olan tarifelerin ne kadarının iptal edileceği müzakere ediliyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın iletişimi devam ettirdiği vurgulanan açıklamada alınacak kararlarla iki ülkenin de endişelerinin uygun şekilde giderilmesi istendi. Açıklamada ayrıca eğer Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birinci faz ticaret anlaşmasına varırlarsa her iki tarafta mevcut tarifeleri aynı anda iptal etmeliler denildi. Öte yandan ticaret anlaşması öncesi imzaların atılacağı lokasyondaki ihtilaf anlaşmanın bir ay ötelenmesine neden olabilir. İmzaların atılacağı yer konusunda kısa sürede anlaşmaya varılamazsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesinin Aralık ayına ertelenebileceği iddia ediliyor. Çin'in Trump-Xi görüşmesi için sunulan lokasyon tekliflerini kabul etmediği, bunun yerine ise Asya ve Avrupa'daki alternatiflerin değerlendirildiği ifade ediliyor. Çin, Suudi Aramco'nun halka arzını bekliyor. İlk bilgiye göre ilk halka arzda Çin, Suudi Aramco'ya 5 milyar dolar yatırım yapacak. Çin, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun ilk halka arzına 5 milyar dolar yatırım planlıyor. Aramco'nun halka arzı 3 yıldır gündemdeydi. Çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen arz için onay çıktı ve süreç başladı. Halka arz fiyatı 17 Kasım'da duyurulacak. Hisse başına nihai fiyatın ise 4 Aralık'ta duyurulması bekleniyor. Dev petrol şirketinin halka arzı Çin'in de radarında. Çin'in arza 5 milyar dolar yatırım yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Peki merkezli İpek Yolu Fonu konuyla ilgili görüşmelerde bulunuyor. Çinli fonların ve bazı kamu kuruluşlarının da görüşmelerde bulunabileceği belirtiliyor. Çin, Aramco'ya yatırım yaparak Suudi Arabistan'la ilişkileri geliştirmek ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerden yararlanmayı hedefliyor. Çin'in devlet petrol şirketi Aramco yatırımı için son aylarda görüşmeler yaptığı ancak henüz nihai bir karar alınmadığı belirtiliyor. Aramco yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı. Halka arzın Suudi borsası Tadavul'da 11 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Hem Amerika'dan hem de Çin'den tarifelerin kaldırılacağına ilişkin yeni mesajlar var. Çin tarafında çıkan haberler, özellikle verilen mesajları Pekin'den Sadık Aymaz anlatacak. Evet, öncelikle iyi akşamlar. İyi haberlerle tabii iyi akşamlar. Ticaret savaşları bitiyor gibi. En azından bugün buradaki Ticaret Bakanlığı'nın resmi açıklamasına bakılırsa iki tarafta anlaştı. Nasıl anlaştı? Sözcü diyor ki biz bundan sonra kademeli olarak tarifeleri kaldıracağız. Karşılıklı olarak kaldıracağız. Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda uzlaştık diyor. Çok önemli bir açıklama. Ticaret savaşları modundan çıktık. Anlaşma müzakere moduna geldik. O müzakerelerden de belki de bugüne kadar çıkan en net
açıklama. Bu da tabii Donald Trump'ı saymamak lazım. O zaten anlaştık diyor hep. Uzun zamandır diyor imzalayacağız diyor ama Donald Trump Donald Trump'tır. Ama Çin Ticaret Bakanlığı tekrar söyleyelim anlaştık diyor. Mevcut tarifelerde kademeli olarak zamanla kaldırılacak diyor. Piyasalarda tabii Çin borsaları kapanmıştı. Kapanmak üzereyken ya da bu açıklamaları yapıyordu. Haberlerin düşmesiyle birlikte vadeliler özellikle Çin vadelileri yükseldi. Yine Çin parası Amerikan doları karşısında değerlendi. Çok ciddi bir şekilde bir hareket yaşandı diyelim Asya'da. Tabii bu hareketin karşılığını özellikle borsalar açısından yarın sabahtan itibaren görüyor olacağız. Bundan sonra geriye ne kaldı? Geriye yer ve zaman problemleri kaldı. Yer konusunda bir takım gelişmeler var. Dün tabii düne kadar aslında Iowa öne çıkıyordu. Bugün itibariyle Iowa olmayacak. Çinliler bunu reddetti. Amerika'da başka bir lokasyon da olmayacak. Alaska'ya da Hawaii'de olmayacak. Avrupa öne çıkıyor. Londra öne çıkıyor ve İsveç'te Stockholm öne çıkıyor. Bakalım ne olacak bir yer. Tabii anlaşıldıktan sonra artık yer bir yerde daha kolay. Zaman olarak da tabii artık Kasım ayında olmayacağı belirtiliyor ama Aralık ayının başlarında birinci, ikinci haftasında olabilir. Zaten tezelden artık bu anlaşma imzalansa iyi olur. Neden iyi olur? Anlatmaya gerek yok zaten. Dünya ekonomisinin üzerinde bir senedir, bir buçuk senedir kara bulutlar gibi dolaşıyor ticaret savaşları. En azından bir anlaşma imzalanırsa tekrar piyasalar bir dönüşe, bir toparlanma sürecine, piyasalar derken tabii reel ekonomiyi kastediyorum aslında. Reel ekonomi bir toparlanma sürecine en azından girebilir dünya genelinde baktığımızda. Sadık Aymaz'a teşekkürler. Şimdi iki önemli nokta var aslında. İlk aşamada gelen bu iyi haberler hep piyasaya zaten pozitif yansıyor. Bunu özellikle borsalarda görüyoruz. Siz de az önce söylediğiniz bir rally noktası var. Bir de tabii işin uzun vadeli noktası var. Önce bir kısa vadeli ne mesaj veriyor bize özellikle bu tarifelerin kaldırılması piyasa için? Hatırlıyorsanız 2018'in son çeyreği veya 2019'un ilk yarısında ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının hızlanmasından dolayı endeksler oldukça zarar görmüştü. Daha sonra görüşmenin tekrar başlaması, Fed'in tekrardan genişleme sürecine girmesi bir miktar endeksi toparladı. Gelinen son noktada da şimdi ABD ile Çin tarafı ticaret savaşlarına sebebiyle yani birbirlerine karşılıklı uyguladıkları tarifler sebebiyle ekonomi zarar görüyor. Yani Çin'in dataları zaten pek iyi geldiği söylenemez. ABD tarafında datalar hala iyi gelmekle beraber bir gevşeme orada da var. Orada bir hani daralma değil ama büyümenin en azından gerileme ve istihdamdaki artışın gerilemesi söz konusu ve baktığımız zaman her iki tarafta yaşanan ekonomik gerginlikten dolayı masaya oturup ve bir anlaşmaya varmak durumunda kalıyor. Ben uzun dönemli çok kalıcı bir anlaşma da aslında beklemiyorum. Çünkü anlaşamada çok nokta var. Entelektüel haklar olsun, Çin'e serbest piyasa, Çin ekonomisinin serbest piyasa girişleri olsun gibi anlaşamada birçok nokta var. Ama anlaşabilecekleri de belli başlı yerler var. Bunlardan bir tanesi karşılıklı tarifeler. Düşündüğüm kadarıyla Çin ABD'den daha fazla mal ve hizmet ithal etmeye sözünü verecek. Daha fazla ürün almaya kabul edecek, taahhüt edecek. Bunun karşılığında taraflar karşılıklı olarak birbirlerine uygulukla tarifeleri, ek vergileri azaltma yoluna gidip ticaret savaşını yani tamamen bitirmek gibi değil de en azından yavaşlatmak veya durdurmak gibi sizden bir anlaşma yoluna gittikleri görülüyor. Bir kere bu zaten piyasaları panikleten ve piyasalar üzerinde huzursuzluk yaratan ticaret savaşı korkusunu yatıştıran bir durum söz konusu. O da tabii endeksleri başta ABD borsaları olmak üzere pozitif olarak yansıyor ki bugün Çin tarafından, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar da bu yöndeydi. Bu da ABD borsanın yukarıda destekliyor. İkincisine bakarsak, hani FED tarafına bakarsak, FED 3 kere faiz indirdi, daha sonra ara vereceğim dedi. Evet, muhtemelen bir miktar ara verecektir ama sonuç itibariyle artık faiz indirim döngüsüne girmiş durumda, ara verse de. Bununla beraber parasal genişlemeye başlamadım, tahvil alımları teknik dese de ama baktığımız zaman sonuç itibariyle FED bilançosunu genişletecek bir durum söz konusu. Bunu da bir araya koyduğumuz zaman anlaşmasız Brexit ihtimali de büyük ölçüde ortadan kalktı. Bu 3-4 faktörü bir araya getirdiğiniz zaman dünya borsaları şu anda kısa vadede zirveler yapıyor. Daha da fazla zirve yapma şansları ve olasılığı var gibi duruyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki anlaşma karar verilir. Yer ve zaman açısından ve anlaşma imza edilirse borsaların özellikle ABD borsalarının bir miktar daha
yukarı gitmesi olası. Bir de şunu söylemek isterim. Şu anda ABD'de de bilanço sezonu. Hı hı. Baktığımız zaman şirketlerin çoğunla açıklanan gelir ve kar rakamları beklentilerden daha iyi. Evet. Onun da etkisi var. Yani şu anda kısa vadede işler. Yani evet, zaten hafta başından beri bilançoların etkisiyle ABD vadelilerde biraz daha iyi bir hava görmüştük. Bugün gelen mesajlarda daha fazla etkili oldu. Tabii beklentiler farklı. Yani bu sürecin özellikle Donald Trump'ın içeride başka sorunlarla boğuştuğu gerekçesiyle biraz daha sanki Çin tarafını iyimser tutmaya çalıştı. Biliyorsunuz borsalara da çok fazla atıf yapar. Dolayısıyla bu senaryodan aslında ben yaptım diye de övünebilir. Zaten öyle yapıyor. Evet. Hatta borsa yeni rekor, paranızı iyi günler deyin, güle güle yiyin gibi tweetler atıyor. Baktığım zaman tabii kendisini mal ediyor. Hı hı. Ancak baktığımız zaman şu anda kendisinin aziz süreci zaten pek olası değil. Yani temsilciler meclisinden geçti ama senatodan geçmesi pek mümkün olası gözükmüyor. Çünkü senatonun çoğunluğu cumhuriyetçilerden, tabii cumhuriyetçi senatörlerin de Trump'ın aleyhine oy vermesine pek beklenemez. Hı hı. Bu açıdan hem aziz sürecini unutturan gelişmeler bu gelişmeler, hem de zaten aziz süreci pek olası değil. O yüzden kısa vadede işler şu an borsa tarafında, ABD borsaları üzerinde iyi gözüküyor. Tabii her yükselişin bir sonu da olacaktır. Yani kısa vadede bakarsak yüksek söz konusu ama daha uzun vadede bakarsak yani yüksek değerlemeler, yüksek fiyatlamalar, dünya ekonomisinde büyümelerde azalma, hatta bazı bölgelerde Almanya gibi bölgelerde daralma gibi sorunlar var. Hı hı. Bunlar tekrardan gün yüzüne çıktığı zaman borsada negatif fiyatlamalar görebiliriz. Ama yeniden aşağı yönlü hareketler zaten hep gündemde. Şimdi bir diğer önemli gündem maddemiz İngiltere tabii ki. Her ne kadar anlaşmasız Brexit ortadan kalktı desek de İngiltere'nin içinde sorunlar bitmiyor. Parlamento feshedildi. Böylece 12 Aralık için yani erken seçim süreci içinde aslında resmen bir süreç başlamış oldu. Boris Johnson ise parlamentoya tepkili, parlamento iş yapamadığı için seçime gidiyoruz diyor. İngiltere'de erken seçim kararının ardından parlamento feshedildi. Başbakan Boris Johnson bu kapsamda Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentonun feshedilmesi için izin istedi. Neden bu seçime gidiyoruz? Tek bir sebep var. O da parlamentonun kötürüm olması. Harika bir Brexit anlaşmamız vardı ancak parlamentodan geçmedi. İngiliz Başbakan Brexit'in tamamlanması için Muhafazakar Parti'ye oy verilmesini istedi. Boris Johnson ilk gün anlaşmayı parlamentoya tekrar getirip oylayacağız ve Ocak ayında da Avrupa Birliği'nden ayrılacağız ifadesini kullandı. İngiltere'de hükümet parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı. Bugün İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faizde değişikliğe gidilmedi. Beklendiği gibi büyüme öngörülerine ilişkinse negatif yönlü revizeler var. Ayrıntıları ve daha fazlasını Londra'dan Alparslan Düven anlatacak. Londra'dan bir kez daha merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere Merkez Bankası politika toplantısında faiz değişikliğine gitmeyerek %0.75 seviyesinde sabit bıraktı. Banka söz konusu kararı 7'ye karşı 2 oyla alırken iki politika yapıcı sürpriz bir şekilde 25 bas puan faiz indirimi yönünde oy kullandı. Michelle Saunders ve Jonathan Haskell görünüme ilişkin riskleri ve iş gücü piyasasındaki dönüş sinyalini işaret ederek 2016 yılından bu yana ilk kez gösterge faizde indirime gitmek istedi. Aralarında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'in de bulunduğu çoğunluk oyunu faizlerin %0.75 seviyesinde kalması yönünde kullandı. Ancak bozulmanın artması durumunda daha fazla politika yapıcının genişlemeyi destekleyeceğinin sinyalini de verdi. Bugünkü toplantının karar metninde küresel büyüme istikrar bulmayı başaramazsa ya da Brexit belirsizliği sürerse para politikasının beklenen toparlamayı desteklemesi gerekebilir ifadesi de yer aldı. Diğer yandan İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak olan erken genel seçimler öncesi farklı partilerden 68 milletvekili yeniden aday olmayacaklarını açıkladı. Avam Kamarası lideri Joe Barkow başta olmak üzere Change UK partisinden 2, Muhafazakar Parti'den 29, İşçi Partisi'nden 20, bağımsız adaylardan 12'si ve Liberal Demokrat Parti'den 3,
Son olarak İskoç Demokratik Birlik Partisi DUP'den de bir aday geri çekildiğini açıkladı ve aday olmayacaklarını açıkladı. Seçime sadece günler kala yaşanan bu sıcak gelişmeler açıkçası endişe de vermeye başladı. Zira çok sayıda milletvekilinin ve adayın geri çekilmesi seçimlere nasıl gideceği endişelerini de beraberinde getirmiş durumda. Diğer yandan Avrupa bölgesinde de Almanya oldukça göze çarpıyor. Alman ekonomisinde resesyon söylentileri, spekülasyonları devam ediyor. Ülkede sanayi üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre %0.6 düşüş kaydederek resesyona yönelik endişeleri arttırdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi, Destatis'in açıkladığı geçici verilere göre mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %0.6 geriledi. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti %0.4 düşmesi yönündeydi. Sanayi üretimi Eylül 2018'e göre %4.3'lük daraldı. Daha önceki aylık %0.3 artış olarak açıklanan Ağustos ayı verisi ise %0.4 artış olarak revize edildi. Veriler Almanya'da Eylül ayında önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin %1.3 azaldığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde ara malı üretimi %2 ve sermaye malı üretimi %1.5 düşüş gösterdi. Tüketim malları üretimi %0.5 azaldı. Sanayi dışında enerji üretimi seviyesinde önceki aya göre %1.7, inşaatta da %1.8 artış kaydedildi. Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, yılın ilk çeyreğinde %0.4 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0.1 küçülme kaydetmişti. Ekonominin üçüncü çeyrekte daralması bekleniyor. Üçüncü çeyrekte daralma olması halinde Alman ekonomisi iki çeyrek üst üste daralarak teknik olarak resesyona girmiş olacak. Bu da öncü verilerin 14 Kasım'da açıklanacağını belirtelim. Brexit belirsizliği, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkiler, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep, ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Ülkede ekonomi geçen yıl %1.4 büyürken Alman hükümeti, IMF ve Avrupa Birliği Komisyonu bu yıl büyümenin %0.5'te kalmasını bekliyor. Pazartesi açıklanan market tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre Almanya'da imalat sektörü genelinde istihdam son 10 yılın en hızlı düşüşünü gerçekleştirirken sektörün yeni siparişleri de 13. kez art arda düştü. Ekonomistler konuya ilişkin değerlendirmelerinde Almanya'nın sanayi üretiminin bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığını belirterek Alman sanayisinin hızlı bir şekilde toparlanmasına yönelik umutlar kısa sürdü. ABD ile Çin arasındaki mevcut ticaret ihtilaflarında bir miktar rahatlama ve Brexit belirsizliğinin sona ermesi durumunda bile Alman sanayisinde önemli bir toparlamanın görülmesi muhtemelen gelecek yılın ilk çeyreğine kadar sürecektir açıklamasında bulunuyor diyelim ve sözü tekrar Londra'dan size bırakalım. Londra'dan notları aldık. Şimdi önemli bir nokta aslında evet Almanya'dan beklendiği gibi sanayi üretimi düştü. Merkez Bankası İngiltere tarafında faizi sabit bıraktı. O da beklenen bir şeydi. Parite bu hafta çok zayıf. Evet. Sebebi nedir? Birincisi şimdi ABD ile Çin arasında geçen gelişmeler, hani ticaret anlaşmasında yaklaşılması doların lehine piyasaları domine ediyor. Bir kere bunun etkisi var. Yani dolar lehine bir haber akışı söz konusu. O yüzden doların genel manada gelişmiş ülke para birimlerine karşı değerlendiğini bu hafta gördük ve bu hala bu süreç devam ediyor. İkincisi bakarsak hani Euro bölgesi verilerin pek iyi olduğu söylenemez. Hani son dönemde hizmet PMI ve imalat PMI'ler beklentiden bir tık üzerinde iyi gelmekle beraber genel manası imalat PMI'ler kötü. Sanayide özellikle Almanya'da daralmayı işaret ediyor. Buna mukabil ABD tarafındaki veriler eskiye nazaran daha kötü olmakla gene iyi Avrupa bölgesine göre ya da Euro bölgesine göre daha iyi. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman Euro bölgesinde daha kötü veriler, ABD nispeten daha iyi veriler. ABD lehine bir ticaret anlaşması veya ABD lehine bir akışı Euro dolar aşağı doğru baskı alındığını gördük. İşte 1.12'lerden 1.47'ye kadar bir hareket söz konusu. Bunun bir miktar daha devam etmesi olası. Bu hafta içerisinde yani 1.10-20 aşağıda görülebilir ve tepkilerde ise 1.80-1.90 gibi yerler görebilir. Ben daha çok hani çok sert aşağı doğru bir hareket değil ama yatay ve yatay negatif bir seyrin Euro tarafında
devam edeceğini düşünüyorum. Aşağıda 1.10.20, yukarıda 1.80-90 bandında hareketler görmemiz Euro dolar tarafında olası. Beklendiği gibi yani güçlü Amerika, zayıf Avrupa'nın evet, şu an tablosu aslında Euro dolar paritesi. Tablo öyle. Peki son olarak ons altına bakalım kapatmadan. Şimdi içeride dolar TL'deki sakin hareketle birlikte 273 lira seviyesindeyiz. Gram altın tarafında 280'lerden geri çekildiğini hatırlatalım. Önemli bir nokta, hafta başında 1515 dolarlara kadar bir yükseliş görmüştük. Dün 1482'ler, bugün daha da aşağı bir hareket var. Bugün içinde 1492 gördüğü en düşük seviye ama biraz daha aşağı gidecek yolu var mı bu var Amerika ile Çin arasında gelen mesajlar sonrası? Zaten hikaye o. Altında baskılayan hikaye o. Doları güçlendirirken dolar diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı güçlenirken bir yandan da bu haberler altını baskılıyor. Bir kere altın böyle olumsuz etkileniyor. İkincisi hani ABD ile Çin'in anlaşmaya yaklaşması durumunda dünyadaki risk iştahını arttırıyor. Parayı güvenli varlıklardan daha riskli varlıklara, borsalara yönlendiriyor. Öyle bir süreçte söz konusu. Bu da altında sert satışlara sebebiyet veriyor ve aşağı yönlü bir trend görüyoruz. En azından kısa vadeli aşağı yönlü bir trend görüyoruz. Bunda bir miktar devam etmesi sürpriz olmaz. Yani 1460'lar vesaire görülebilir. Özellikle ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması imzalandı, imza edildi haberi gelirse o zaman altında bir miktar daha satış görme olasılığımız var. Ancak şu anda kısa vadede bakarsak 1460'lara doğru bir hareket sürpriz olmaz. Arda Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bugün ederim. Z raporunu Sayın Arda Coşar'la birlikte kapatıyoruz. Piyasa kapanışını da yapıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.